90'lı yıllarda modayı yakından takip eden insanlar iyi bilirler. Eskiden sanatçılar herhangi bir kolye taksalardı ya da bileklik taksalar ya da bir ayakkabı giyseler hemen o ayakkabı ya da kolye popüler olurdu ve gençler tarafından hemen satın alınırdı. Ya da bir şarkıcı sahneye çıktığı zaman söylediği herhangi bir söz hemen dillere pelesenk olurdu. Bütün sokaklarda, bütün okullarda o sözler durmadan söylenirdi. Ve öyle bir dönemdi 90'lar, hatta 2000'lerin başları diyebilirim. Neden? Çünkü bu dönemlerde teknoloji çok fazla kullanılmıyor. E-ticaret, alışveriş çok fazla yapılmıyordu. İnsanlar daha çok sokakta alışveriş yapıyorlardı, gördüklerini alıyorlardı. İşte Hülya Avşar çok güzel bir kolye takmış, işte önü açık bir elbise giymiş. Ben de bu tarz bir elbise alayım izlenimi yaratıyordu insanlarda ve insanlar da bu şekilde alışverişlerine yön veriyordu. Şimdi dünyamız değişti. Dünyamız tamamen dijital. Dünyamız tamamen e-ticarete dönmüş durumda. Şimdi biz Trendyol'da satan satıcılar olarak şunu merak ediyoruz her zaman. Yeni bir ürün yaptırmak istediğimizde ki biz de aynı şekilde Alibaba.com'da ya da Çin'de ya da farklı Türkiye'de ürettirdiğimiz bazı ürünler var. Bu ürünleri ürettirirken insanlar neleri seviyor, neleri takip ediyor, en çok nelere rağbet gösteriyor? Bunu çok merak ediyoruz. Ve bunu araştırmanın birçok yolu var ama benim sıklıkla kullandığım bir yöntem, onu da size ekranımı paylaşarak şu an gösteriyorum. Nesatılır.com. Nesatılara girdiğiniz zaman ki buraya abone olmanız, üye olmanız ve yıllık bir ücret ödemeniz gerekiyor bu tarz bir veriye ulaşabilmeniz için. Ha, ulaşamıyorsanız da sorun değil. Ben videolarda zaten burada sürekli fikirler vereceğim. Benim videolarımı takip ederek de bu tarz içerikleri görerek siz de tahminlerde bulunabilirsiniz. İlla ücret ödemenize gerek yok tabii ki. Şimdi Nesatılır.com'un en çok satan kategorilerin ürün analizleri var. Burada ürün araştırma bölümünde hemen aşağıda top 100 kategoriler diye bir link göreceksiniz. Buraya girdiğiniz zaman en çok satan ürünlerin alt kategorilerini görüyorsunuz. Örnek veriyorum. Çanta, kılıf, askı kategorisi. Buna tıklıyorum. Bu kategoriye tıkladığımda çanta, kılıf ve askı ürünlerinde en çok satan ürünlerin cirolarını, dönüşüm oranlarını ve hangi tarihler arasında nasıl sattığı gibi ürünlerin hepsi, detayların hepsini göreceğim. Şimdi son 30 günlük bir veri bu. Yani 25 Ekim ile 23 Kasım tarihleri arasında çanta, kılıf ve askı kategorisi 39 bin görüntülenmeye sahip ve geçtiğimiz seneye göre %700'lük bir artış var. Toplam 3081 ürün satılmış son 30 günde ve müşterilerin 5 üzerinden ortalama puanı 4,38 olmuş. Bu analizden neyi anlıyorum ben? Bu analizden şunu anlıyorum. Kampanya döneminde yani N11'in özellikle 11-11'deki kampanya döneminde en çok fırlama gösteren, satış atılımı gösteren kategorilerden birisi olduğunu anlıyorum. Çünkü çok büyük bir büyüme söz konusu. Şimdi şöyle aşağı indiğimiz zaman bakın ürün bazlı yani bu ürün hep iPad 6. nesil tablet kılıfı mesela bir ayda 135 adet satmış. 1900 kişi tarafından görüntülenmiş. Müşteriler tarafından 5 üzerinden 4,7 puan verilmiş ve dönüşümü %16. Şimdi dönüşüm ne demek? 1900 kişi bu ürünü inceledi ve 135 kişi bu ürünü satın aldı. Yani bunun dönüşüm oranı %16. Bana göre çok da kötü bir oran değil ama çok da iyi bir oran değil. Bu oranların %50, %60'lara çıkması gerekiyor. Şimdi burada nesatılır.com üzerinde ben dönüşüm üzerine tıkladığımda, bu dönüşüm butonuna tıkladığımda küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe sıralama yapacak. Bakın dönüşüm oranı en yüksek ürünü şu an karşıma çıkarttı. Bu benim için hayati önem taşıyan kritik bilgi. Çünkü hiçbir zaman arkadaşlar bir ürünün görüntülenme sayısının çok yüksek olması ya da çok az olması önemli değil. Önemli olan dönüşüm oranının yüksek olması. Çünkü burada insanlar sosyal medyada ürünlerini paylaşmış olabilirler. Sosyal medya üzerinde ürün tanıtımı, reklam tanıtımı yaptırmış olabilirler. On binlerce görüntülenmeyi bu şekilde almış olabilirler. Veya pazar yerleri bu ürünleri ön plana çıkartmak için reklam kampanyası uygulamış olabilir ya da kendileri ana sayfaya taşımış olabilir. Ama tıklandıktan sonra yani görüntülendikten sonra satış oranı düşükse eğer demek ki o ürün müşterinin aradığı kalitede bir ürün değil. Dolayısıyla burada bizim amacımız dönüşüm oranı yüksek yani 700 kişinin görüntüleyip 121 kişinin satın aldığı bu tarz ürünler. Bu nedir?
Samsung Galaxy Tab A7 ve bunun 360 dönerli kılıfı. Şimdi eğer ben bir ürün yaptıracak olursam ve Trendyol'da satacak olursam benim önceliğim nedir? Benim önceliğim insanların dönüşüm oranının yüksek olan ürünler bulmak. Ve bu ürünlerin fiyatlarına yakın maliyetler çıkartmak, satış fiyatları çıkartmak ve buradan kâr etmeye çalışmak. Şimdi ben bu ürünü 20 liraya mal ediyorsam ve 30 liraya Trendyol'da satıyorsam kargo ücretleri, Trendyol komisyonları derken zaten de ödeme vadelerini koyduğumuz zaman kâr edemem, para kazanamam. O yüzden benim burada kar edebileceğim bir rakamı belirlemem gerekiyor. Şimdi ne satılır zaten kullananlar bilirler, kullanmayanlar için de bilgi vermiş olayım. Burada ana sayfasına hemen nesatılır.com'un ana sayfasında bir tane şöyle bir şerit var. Kırmızı şöyle üzerine gelince yanıp sönüyor. N11 hepsi burada. Trendyol gitti gidiyor ve AliExpress komisyon hesaplama aracı. Buna girdiğiniz zaman pazar yeri olarak Trendyol'u seçiyorsunuz. Diyorsunuz ki ürün kategorisi nedir? İşte telefon diyelim. Telefon tutucu örnek veriyorum. Satış fiyatım 49 lira. Ürünü alış fiyatım işte bunu Çin'den getirebilirim ya da işte Türkiye'de bir yerde ürettirebilirim ya da toptancıdan alabilirim. Çok önemli değil. Kargo fiyatım 9 lira. %18'de KDV ödüyorum. KDV mutlaka hesaplamak gerekiyor. Hesapla dediğimiz zaman ne oluyor? Benim 49 liraya sattığım, 20 liraya aldığım ürünün 11 lira karı var. Bu paralar nereye gitti? 2 lirası kâra gitti. 6 lirası komisyona gitti. 9 lirası da burada kargoya gitti. Dolayısıyla yatırımın geri dönüş oranı %65 gibi bir oran oldu. Şimdi burada zaten bu fiyatların nasıl hesaplandığı, rakamlar nasıl hesaplandığında videoyu durdurarak şu alt bölümde izleyebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Burada göstermiş olduğum gibi ne satılır da çıkan ürün analizlerini bu şekilde incelemenizi ben öneriyorum. Bu analizler, bu satış rakamları sezonluk da olabilir. Örnek veriyorum hemen. Sezonluk bir ürün seçelim. Tişört kategorisi. Mesela yazın çok giyilen, kışın giyilmeyen bir ürün. Tişört. Her ne kadar ben her videomda tişört giyiyor olsam da ve şu an kış. İnsanlar tabii ki yazın daha çok giyeceklerdi tişört. Şimdi çıkarttık ve bakıyoruz. 25 Ekim ile 23 Kasım arasında 6000 görüntülenmeye 215 satış var. Yani yazın tabii ki tişört çok satacak ama kışın gördüğünüz gibi satmıyor. Örneğin yürüyüş ve koşu kategorisi. Yürüyüş ve koşu kategorisine girdiğim zaman tabii ki mevsimsel değişiklikler olacağı için ürünün satış rakamları daha düşük olacaktır. Ama tabii geçtiğimiz seneye göre yükseliş oranlarını zaten görebilirsiniz. Mesela bu koşu ayakkabıları size Zenger'in çok sattığını, dönüşümün %140 olduğunu yani 60 görüntülenmeye 67 satış. Bu ne demek? Bir kişi birden fazla ayakkabı satın aldı demek. Demek ki Zenger büyük bir kampanya yaptı. O yüzden fiyatlar bu şekilde satış rakamları bu şekilde yükseldi. Şimdi biz dönüşüm oranından tıkladık. En yüksek dönüşüm oranlarında tabi burada mantıklı bir oran bulmamız gerekiyor. Mesela şu oran. Ayakkabix marka bir spor ayakkabı 147 görüntülenme 34. Şimdi bunun çok satmasının sebeplerini araştırmak gerekiyor. Fiyatı mı çok ucuzdu yoksa işte müşteri yorum sayısı mı çok yüksekti? Bunları araştırmak gerekiyor. Şimdi siz burada bu analizleri yaptığınız zaman vereceğiniz karar Trendyol'daki satmaya karar verdiğiniz ürünlerin hayli etkileyecektir. Çünkü burada talep gören, satan, müşteriler tarafından dönüşüm yüksek ürünler eğer sizin ürününüzdeki özellikleri barındırıyorsa siz şunu diyeceksiniz. Ha demek ki bu platformda satılan ürünler yüksek dönüşüm oranı getiriyorsa o zaman Trendyol'da da aynı politikayla ben satış yaparım, aynı fiyata satış yaparım. Benim ürünlerim de bu şekilde yüksek dönüşüm oranı getirebilir diye yorumlayabilirsiniz. Tabi burada kesin demiyorum, altını çizeyim, kesin de hiçbir zaman hiçbir şey kesin değildir. Sadece bir varsayım olarak bunu değerlendiriyorum ki siz de buna göre satış stratejinizi belirlersiniz. Mesela ekran kategorisi dedim. Ekran kategorisini inceliyorum. Tabii burada bir yandan da merak ettiğiniz kategorileri, çok talep edilen kategorileri açmaya çalışıyorum ki siz de buna göre farklı farklı ürünleri kurgulayabilirsiniz diye. Yine dönüşüm oranına tıkladım ki bu dönüşüm oranına tıklamak bu arada benim stratejim. Siz daha farklı bir strateji izleyebilirsiniz. Satış oranı yüksek olan ürünleri belki bakabilirsiniz. Benim baktığım detay kesinlikle dönüşüm oranı yüksek olan ürünler. Yani 114 görüntülenmeye 14 tane satış mükemmel. Şimdi ben bu ürünü satışını yapıyorsam mesela Trendyol'da ben bu ürünü reklamla daha çok ön plana çıkartırım. Aynı fiyata satarım. Demek ki reklamı 1000 kişi görürse o zaman ben bu üründen 100 tane satarım. Yani bu şekilde kurgu yapabilirim. Tabii ki doğru orantılı hiçbir zaman gitmeyecektir. Yani doğru orantılı e-ticarette pek uymuyor aslında ama yine de satış oranım yüksek olacaktır. Çünkü dönüşüm oranı yüksek bir ürün. Ve burada dikkat ederseniz
Genelde markası ürünler çok fazla karşıma çıktı benim. Mesela iPhone 6'nın LCD ekranı. Bu muhtemelen orijinal bir ürün değil. Yani Çin'de yaptırılan, işte 3 dolara 2 dolara satın alınan ürünler. İthalat yapabilirsiniz burada. İthalat bir çözüm olabilir. Yine dönüşüm oranı yüksek gördüğünüz gibi. Mesela iPhone 6S bataryası yine orijinal değil. Deji diye bir marka. Yani orijinal değilden kastım Apple'ın kendi markası değil anlamında söylüyorum. Sahte olarak söylemiyorum. 3000 görüntülenmeye 292 satış almış. Bu da gayet iyi bir dönüşüm oranı. Son bir kategoriye daha bakacağım. Daha sonra diğer videolarda tabii ki farklı kategorileri burada size gösteririm. Beraber inceleriz, değerlendiririz. Kılıf kategorisine bakıyorum. Kılıf çok tüketilen bir ürün. Türkiye'de de çok tüketiliyor. Dünya genelinde de yani Amazon'da da çok satılan bir ürün. Zamanında biz de çok satmıştık. Şimdi dönüşüm oranını yine basıyorum. Dönüşüm yüksek olan ürünlere şöyle bir bakıyorum. Hemen karşıma eğer bir marka gelmiyorsa diyecektim marka geldi. Şimdi bu bilgiyi de bilmekte fayda var. Bir ürünün dönüşüm oranı yüksekse ve kendisi bir markaysa mesela şu an ekranda gördüğünüz Casper'ın bir silikon kılıfı bir markaysa demek ki bu markanın bu kategoride bir yaptırımı yani bir ağırlığı var. İnsanlar tarafından tercih edilme sebebi aslında bu marka olmasıdır. Markadan dolayı dönüşüm yüksektir. O yüzden bunu dikkate almıyorum. Mesela burada markasız bir ürün var. Su geçirmez. Telefon kılıfı tüm telefonlarla uyumlu demiş. %26 dönüşüm oranı var. 363 görüntülenme, 63 satış muazzam bir oran. Gerçekten iyi bir oran. Mesela Trendyol'da da bu tarz ürünleri satabilirsiniz. Ha, merak ediyorsanız da ürünün üzerine tıklarsanız bu çünkü N11 verisidir. Aynısı Trendyol içinde kısa sürede yapılacağını öngörüyorum. Mesela 21 liraya satılan bir ürün olduğunu görürsünüz. Bu ürün 21 liraya satılıyor ve siz bu ürünü tabii bu fiyatlara satabiliyorsanız satarsınız, satamıyorsanız daha pahalı. Hiç önemli değil. Sonuçta insanlar tarafından talep gören bir ürün. Bu fiyat skalasına sattığınız sürece ve öne çıkarttığınız sürece Trendyol'da kampanyalara soktuğunuz sürece dönüşüm oranlarınız sizin de yüksek olacaktır. Bu gibi videolar size fikir vermeye devam edecektir. Bu videoları takip edin, yorum yapın ve mutlaka görüşlerinizi çekinmeden bildirmeye çalışın. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.